Satır Başı programıyla karşınızdayız. Satır Başı'nda bugün 2017 yılında dünyada neler oldu? Türk siyasetinde yaşanan gelişmeler nelerdi? Ve Bursa'nın yerel gündemine baktığımızda damgasını vuran değişimler gerçekleşti. Ve bu değişimler nelere işaret gösteriyor? Hepsini merak ediyoruz efendim. Konuşacağız ve hatırlayacağız. Yılın ilk Satır Başı'sında diyelim. Program konuğumuz Bursa Hakimiyet Gazetesi köşe yazarı Namık Göz olacaklar efendim diyelim. Namık Bey hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi evet 2017'nin değerlendirmesi diyoruz ama baktığımızda programa hazırlanırken de birçok not var. Evet. 30 dakikaya sığdırmak bu gelişmelerin satır başlarını aktarmak çok zor olacak. Evet. Ama dünyayla başlamak istiyoruz. Çünkü dünyanın da Türkiye'ye verdiği mesajlar var gündem babında. 2017 yılında aslında nasıl bir dünyaya merhaba dedik. Sıkıntılı bir süreçle başladık. Reyna katliamıyla başladık. Evet. Bunun devamında da gelen bir Suriye krizi vardı. Aslında böyle bir giriş yapmak istiyorum. Ve geçen senenin korkularını yılbaşı akşamı da sanki biraz yaşadık. Akıllarda vardı çünkü. Böyle başlamak istiyorum. Nasıl bir yıla merhaba demiştik 2017 için efendim. Evet. Gerçekten 2017 yılına çok kötü başlamıştık. Yani Reyna saldırısı bu milleti derinden yaralamıştı. Çünkü bizim alışkanlıklarımızdır biliyorsunuz. Yani yılbaşı gecesi her ne kadar bizim kültürümüz gibi gözükmese de bir bazıları tarafından iddia etse de yani bir yıl dönümü bizler de hatırlarsınız TRT'de bile yani eğlence programları düzenlenir, etkinlikler yapılır, meydanlarımız dolar taşardı. Fakat bu Reyna saldırısı bizim o bütün eğlencemizi, bütün toplumsal neşemizi 2017'ye girişteki o kabus gibi o olay çok etkiledi. Bu seneye de damgasını vurdu. Dolayısıyla gördünüz bu seneki yıl kutlamalar ne Taksim'de ne bir yerde, hiçbir yerde yapılamadı. Ama vatandaşların içinde hala o yılbaşını meydanlarda kutlama coşkusu devam ediyordu. Bütün korkulara rağmen gece 12'ye yaklaştığında insanlar yine sessiz sedasız o meydana çıktılar ve eğlendiler gönüllülerince. Meydana çıkış sessiz oldu ama meydanda eğlence vardı. İzmir yine burada farklılığını gösterdi. İzmir dolu dolu bir yılbaşı yaşadı. 2017'nin bu başlangıcındaki kötü olayın akabinde Suriye kriziyle çok ciddi şeyler yaşadık. Nisan ayında ise bir dönüşüm Türkiye için yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişle ilgili ciddi bir seçim yapıldı. Biliyorsunuz Nisan ayında ve kabul edildi. Şimdi Türkiye yeni bir döneme, yeni bir yönetim modeline doğru gidiyor. Onun ilk şeylerini de Nisan ayındaki seçimlerden sonra yaşadık. Bu politika böyle yaz aylarında çok etkiledi ama önümüzdeki süreçte bizim için daha belirleyici hale gelecek. Yani bu Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye'nin yönetim anlayışını tamamen değiştiriyor. Yani bir başbakanlık artık olmayacak. Siyasi partilerin yapıları değişecek. Bu Nisan ayında oyladık ama yani bir bıçak sırtı bir seçimle de sonuçlandı. Önümüzdeki döneme de, önümüzdeki yılları da belirleyecek bir şeydi. Şunu da sormak istiyorum. Evet, referandum gerçekleşti. Farkında mıydık sistemsel gerçekten bir değişiklik olacağını ve yankılarını yavaş yavaş görmeye başlıyoruz? Türkiye'de belirli kesimler farkındaydı aslında. Ama yani o çoğunluğun ben farkında olduğunu zannetmiyorum. Yavaş yavaş çünkü etkileri hissedilecek. Dikkat ederseniz şu anda dönüşümle ilgili yasaların birçoğu bile daha henüz çıkmadı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Yani onun altyapısını hazırlayacak seçim sisteminden tutun da diğer devlet bürokrasisindeki dönüşümlerle ilgili daha henüz yasalar meclisten tamamı geçmiş değil. Önümüzdeki dönem bunları çok tartışacağız. Seçim ittifaklarını, diğer şeyleri. Ama yine dünyadan gidersek o konuyu bence 2018'e bırakalım. Tamam. 2017'deki dünyadaki belirleyici unsurlar bizi de direkt etkiledi. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi Suriye olayı, Suriye'de yaşananlar, yani Türkiye'nin burada sahada olmayan, masada olmaz anlayışının sonucu bazı çok önemli mesafeler kat etti Suriye'de ve dolayısıyla da masada şu anda da söz sahibi. Yani bugün PYD'nin o barış sürecine, Suriye'deki ateşkes sürecine sokulmaması Türkiye'nin sahada olmasının bir özellikle sonucu. Özellikle bu yolla hareket etti ama her zaman konuşulan Suriye meselesinde aslında tek taraflı bakılmaması gerektiği. Tabii. Bunun devamında aslında işin birçok boyutu var. En fazla korkulu rüyamız da olan uluslararası ilişkiler bakımından da çok konuşulan bir Kürt koridoru meselesi var. Suriye'de bunun en can alıcı noktalarından bir tanesi. Evet. Yani Türkiye bu sahada olmasıyla bunu bir bloke etti. İkinci blokaj asıl çoğu zaman göz ardı ediliyor. Kuzey Irak'taki referandum. Yani Kuzey Irak'taki referandum Türkiye'nin ve İran'ın
daha doğrusu aslında Türkiye'nin öncülük ettiği bir manevrayla çözüldü. Eğer Türkiye olmasaydı, yani Kuzey Irak'taki referandumun böyle akamete uğraması gerçekleşmeyecekti. Türkiye için hayati önemde zaten. O koridorun, yani Kuzey Irak'tan başlayıp Akdeniz'e kadar uzanan koridorun Türkiye'nin ulusal güvenliğiyle ilgili ne kadar önemli olduğunu yöneticiler farkındaydı. Bunun İran için de, Irak için de bu üçlü anlaşma sonucu bu halledilmiş oldu. Yani Türkiye iki önemli başarı elde etti. Hem Suriye'de hem Irak'ta. Ama bu önümüzdeki döneme nasıl taşınacak? Çünkü oradaki kartı Amerika Birleşik Devletleri her seferinde farklı yollarla önümüze getirmeye devam ediyor. Hı hı. Binlerce, on binlerce tır, silah hala o Kuzey Suriye'ye gönderiliyor. Yani bunun sonuçları önümüzdeki dönemde hem Cenevre hem Astana süreçleriyle ilgili önümüze çıkaracağı daha çok şeyler olacak. Yani 2018'de kriz bitmedi henüz. Hı hı. O kriz devam ediyor ve biz bunun yansımalarını da göreceğiz. Yine dünyadan devam edersek Trump dünyanın sadece Türkiye'nin değil yani dünyanın başına bela. Evet. Yani biliyorsunuz aldığı kararlarla hem Amerikan kamuoyunda da kabul görmeyen çünkü bu dönemde biliyorsunuz yabancıların girişiyle ilgili yasayı kendi iç bünyelerindeki hukuki yollarla hallettiler. Yani bir yargıç, bir savcının iptaliyle Trump'ın o yasağı kaldırıldı. Daha sonra da bir Kudüs şeyle başına, dünyanın başına bela oldu. Yani Kudüs kararı. Türkiye'nin yine burada öncülük rolü çok önemliydi. İslam Teşkilatı'nı İstanbul'da topladı. Burada alınan bir karar Birleşmiş Milletler'e taşındı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine rağmen, bu çok önemli, yani para vermeyiz, dolar vermeyiz, biz şunu yaparız demesine rağmen insanlar, ülkeler, yani bu konuda Avrupa ülkelerini de biz hep bir tarafa doğru itiyoruz da işimize geldiğinde Avrupa'nın da buradaki dirayetli duruşuyla, yani bir Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın, İngiltere'nin, yani İngiltere ki Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası alandaki en önemli partneridir. Ona rağmen bu kararın Birleşmiş Milletler'de kabul edilmemesi, yani Güvenlik Konseyi'nin kararına rağmen çok çok önemliydi. Ve bizim için de bir şaşırtıcı bir gelişme aslında. Tabii şaşırtıcı ve bu çalışmanın neler doğurabileceğinin de bir göstergesi. Yani uluslararası ilişkilerde çalışıp dostlukları arttıracaksınız. Hı hı. Dostlukları arttırmadığınız sürece bu işler yürümüyor. İşbirliği teşkilatı, her şey böyle ahkam kesmeyle olmuyor. Yani uluslararası ilişkiler, dengeleri koruyacaksınız. Yani bu yüzden ben önümüzdeki dönemde de belki de Avrupa Birliği ile bu ilişkilerin sıcak hale gelmesi, bu Kudüs'le başlayan ilişkilerin, çünkü Türkiye'nin yönünü döneceği başka yön yok. Avrupa Birliği. Geçmişten beri biz ne zaman Avrupa Birliği'ne yüzümüzü döndüysek başarılı sonuçlar elde etmişiz. Hı hı. Ama Avrupa ile biz anlaşmazlıklara düştüğümüzde sıkıntılarımız sürekli artmış. Ama bu ilişki onların tek taraflı değil. Yani onların tek taraflı çıkarına dayanan değil. Türkiye'nin de çıkarlarını gözeten bir şekilde devam ederse olumlu sonuçlar elde edilir. AB ile olan ilişkilerimize baktığımızda aslında müzakerelerin tekrar başladığı tarihler içerisinde aslında gelişen zirvelerle beraber anayasal düzenlemeler ve aslında yapılan yenilikler var. Bunlar da göz ardı edilemez. İnsan hakları noktasında, bunun devamında demokratik anlamda gelişmelerde AB'nin bize sağladığı katkılar evet var ama bunun devamında da bir kriz de yaşadık kendileriyle. Yani bir vize krizi yaşadık. Yani bunlar da etkili oldu aslında ilişkiler anlamında. Evet. Yani Türkiye AK Parti iktidarı 2003 yılındaki 2002 seçimlerinden sonra geldiğinde yüzünü Avrupa'ya dönmüştü. Hı hı. Yani bugün Türkiye'nin demokratikleşmesi için çıkarılan birçok yasa ve anayasa değişikliği o Avrupa Birliği Maastricht ve Kopenhag kriterlerine uygunluk için, biri ekonomik kriterler, biri siyasi kriterler. Bu iki kriterler doğrultusunda çıkarılan yasalarla Türkiye demokratikleşiyor. Yani bunu sayın devlet büyükleri de kabul ediyor. Hı hı. Zaten biz Avrupa Birliği'ne girmesek de bu kriterler çağdaş olmanın gereği. Yani bu kriterlerin devamı, Avrupa Birliği ile ilişkilerin devamı Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri için, yani ne derler ona, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikaya bakışı tamamen kendi çıkarları doğrultusunda. Avrupa Birliği'nin biraz daha insani yönü vardır. Bugün Trump'ın hareketlerine baktığınızda onu görürsünüz zaten. Yani o politikalarında bunu görürsünüz. Hep kendi çıkarlarıdır. Yani çok egoist bir yönetim, yani bir tarzı vardır. Mesela bu Türkiye ile ilgili yaşanan vize krizi vardı biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Türk vatandaşlarına vizeyi askıya aldı. Evet. Neyse ki son günlerde çözüldü bunlar. Bir de dünyanın artık son İran'ın güçlenmesiyle ilgili, tam İran bölgede tamamen söz sahibi oluyor derken tam 2017 yılı bitti ve İran karışmaya başladı. Yani İran
Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef ülkesi. Yani açık açık bunu söyledi. Yani hedef o nükleer anlaşmaların askıya alınacağı. Fakat bu İran'ın Orta Doğu'daki hakimiyeti ülkeye bir maliyet bindiriyor. Zaten uzun yıllardan beri ambargo baskısı altında yaşayan ülke bu mali krizler nedeniyle ayaklanmaya başladı. Bugün haber bültenlerinde seyircilerimiz izlemiştir. 12 tane olaylarda insan yaşamını yitirdi. İran'daki şeylere dikkat etmek gerekiyor. İran çok önemli. Çünkü şu Orta Doğu'da iki tane güçlü emperyal devlet vardır. Yani devlet geçmişi olan. Biri İran, biri Türkiye'dir. Yani biz 1400'lü yıllarda Kasf-Şirin Anlaşması ile Sınır Anlaşması ile yaşamamız ama siyasi olarak hep bir denge unsuru olmuştur. Yani Türkiye-İran ilişkileri. O yüzden İran'daki hareketlik bizi de çok önümüzdeki dönemde etkileyecektir. Zarrab'la da bitirelim dünyayı bence. Evet. Yani 2018'in son en önemli şeyiydi. Zarrab davası. Bu ekonomiyi çok ilgilendiren bir konu. Önümüzdeki dönemde... Yani o bir normal hukuk davası ve ceza davası olmaktan çıktı. Tamamen siyasi bir dava. Yani bunu Alman bankalarına da yaptılar. Aynı şeyi bizim Halk Bankası için de yapmayı planlıyorlar. Bakalım önümüzdeki dönemde Noel dolayısıyla ertelendi. Bu Ocak ayı içinde de karar verilecek. Türkiye'yi ekonomik anlamda çok etkileyecek bir olay. Aslında süreci ve gelişimi 2018'de göreceğiz bu noktada aslında. Beklenen bir durum. Evet, karar bir defa Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı'nın ceza davasını çıktı, açtı. Şu anda tamamen Türkiye'nin üzerine oynanan bir siyasi oyun haline getirildi. Yani o komiser yardımcısının, komiserin gidip oraya o belgeleri götürmesi, diğer şeylere baktığınızda, mahkemenin sürecine baktığınızda bunları görüyorsunuz. Yani tamamen bir siyasal dava haline geldi. Ama bizim eksikliğimiz yok mu? Var. Zarrab'ı gelip Türkiye'de işte saygın bir iş adamı diye nitelendirdik. Gördük Zarrab'ın ne olduğunu. Yani bizim hatamız da var yani. Yani biz o dönemde onun yargılanmasını tamam bir darbe olarak nitelendirebilirsin, hükümete yönelik bir şey yapabilirsin ama Zarrab da o dönemde yargılanmalıydı. En azından belki bu süreç sonunda Türkiye'de bu yargılamayı başlatabilir. Ben onu da bekliyorum 2018 yılında. Bize de mutlaka yansıyacağını zaten biliyoruz ve bekliyoruz bu noktada. Evet, dünyayı böyle toparladık. Dünyada aslında birçok gelişme oldu. Hem Amerika hem Orta Doğu, bunun devamında AB'yle olan ilişkiler, hepsi aslında uluslararası ilişkilerde baktığımızda güçler ve dengelerin değişmesi, tekrar geriye dönmesi gibi bir durum var. Ama bahsettiğiniz analizlerden bir tanesi şuydu, komşularla iyi geçinmek ve uluslararası ilişkilerdeki bu iletişimi koparmamak noktası değerli dediniz. Çünkü bir sonraki süreçte alınan kararlara da bu ilişkiler yansıdığını söylüyoruz kesinlikle. Efendim. Türkiye'nin gündemine gelirsek, şimdi dünyaya bağlantılı olarak ilerleyen bir süreç vardı, kabul ediyoruz ama bunun devamında da Türk siyasetinde de önemli gelişmelerden bir tanesi oldu ve dedik ki siyasi ve yönetim bir değişiklik gerçekleşti Türkiye. Evet, bir referandum gerçekleşti. Bunun devamında da aslında süreci bekliyoruz. Dediniz ki yasal olarak da düzenlemeler tam olarak oturmadı. Şimdi meclisten yasal düzenlemeler çıkmadı henüz. Evet, bu noktada neler söylersiniz? Merhaba dedi çünkü 2017'de bu değişime. Şimdi 2018 aslında çok değişik şeylere gebe. Yani bu siyaset okumalarına baktığınız zaman bugün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle beraber başlayan MHP ile AK Parti arasındaki ilişkinin devam edeceği. Bunun çok önemli yansımalarını MHP defalarca gündeme getiriyor ve seçim ittifakında neler yapılması, bu işin yasal düzenlemelere oturması, sürekli açıklamalar devam ediyor. Fakat burada çok enteresan bir gelişme daha yaşandı. İYİ Parti'nin kurulması. İYİ Parti MHP'den mi oy alıyor, CHP'den mi oy alıyor tartışmaları bir yana. Yani iki kesimden de oy aldığı ortada, yapılan en son kamuoyu anketlerine göre hem MHP'den hem CHP'den hem de AK Parti'den bir seçmen kitlesini aldığı ortada. Şimdi bu 2018 yılında seçim yok biliyorsunuz. Görünmüyor seçim. Ama bu ittifaklar, bu ilişkiler ve bu kamuoyu anketlerinin getireceği süreç Türkiye'yi 2018 yılında birçok siyasetçinin beklentisi o yönde. Yani 2018 yılı bu yılın Ekim veya Kasım ayında bir erken Cumhurbaşkanlığı ve parlamento sorulardan bir tanesi. Evet, parlamento seçimlerinin yapılacağı konusunda. Ha, bu seçime nasıl gidilecek? İttifaklar nasıl belirlenecek? Şimdi Meral Akşener
Cumhurbaşkanlığı seçimine şey olarak gidilmeyeceğini söylüyor. Açıkça söyledi. Yani bir partiyle, CHP ile veya diğerleriyle ilişki olmayacağını, kendi adaylarıyla gideceklerini ve adaylarının da Meral Akşener olduğu biliniyor. Şimdi CHP'de bir belirsizlik var. Birçok insan işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını söylüyor. Öbür AK Parti'de ise zaten belli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şimdi oluşacak denge birinci turda ne olacak, ikinci turda ne olacak? Yani bu o kadar ince hesaplar yapılıyor ki. Çünkü bir puanlık parti bile, bir puan, bakın Saadet Partisi'nin tavrı bile önümüzdeki seçimi belki belirleyecek. Niye? Anayasa 16 Nisan'da, bu geçen yıl 16 Nisan'daki referandumdaki oy farkına baktığınızda, yani %1,5 bu tarafa geldiği zaman seçim Red Cephesi kazanmış olacaktı. O zaman demek ki 1 puan, 1,5 puan, 2 puanlar artık bu çok önümüzdeki değerli seçim için çok çok değerli. Yani burada çok ince hesaplar yapılacak. Eğer erken seçim olursa da yerel değil, erken bir genel seçim bekliyorum ben. Evet, 2018 için bir seçim beklentisi zaten hep var, soruluyor. Siyasilere de soruyoruz biz satırbaşı programı içerisinde. Ama 2019 hedeflerini konuşuyoruz her zaman için. Bu noktada olabilir noktasını söylüyoruz. Öngörülerimiz bu şekilde diyoruz. Efendim, yerel gündeme de gelmek istiyorum ben şimdi. Evet, Türkiye'de aslında 2019 hedeflerini konuşurken hükümetin de muhalefetin de hazırlıkları var. Bu noktada verilen mesajlar var aslında. Türkiye bu değişim içerisindeyken aslında yerel gündemde de değişimler gerçekleşti. Özellikle belediye başkanlarının değişimi noktasına baktığımızda Melih Gökçek'le başlayan bir dalga ve Bursa, İstanbul'da başladı. İstanbul'a başladı. Ankara ve Bursa'ya geldi dediğimizde. Bu noktada yerel gündemde nasıl bir değişim gerçekleşti? Aslında okların çevrildiğini biliyorduk büyükşehire ama bu denli çabuk olacağını da düşünüyor muyduk? Bu kadar çabuk olacağını kimse tahmin edemiyordu zaten. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir uçakta gazetecilere verdiği demeçle başladı süreç. Arkasından devam etti. İstanbul, arkasından diğer iller, Ankara, Balıkesir, Bursa değişim oldu. Ben Bursa'da değişim olacağını kimse beklemiyordu. Ta Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına kadar. Türk siyasi tarihinde de ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. Hem de Bursa tarihinde de bu yaşanıyor. İlk kez yaşandı. Bir belediye başkanlığı istifa, arkasında meclisin belediye başkanlığının büyükşehir olarak gerçekleşmesi. Ali Nur Aktaş göreve başladı. Fakat şöyle bir şey, biz Bursa özelini artık konuşuyoruz. Bursa'da işlerin iyi gitmediğini bir kez daha görmüş olduk. Yani Ali Nur Aktaş'ın bugüne kadar belki de muhalefetin bile dinlendirmediği birçok konuda şeffaf bir anlayış sergileyerek neyin ne olduğu konusunda, mesela Bursa'nın iyi yönetilmediği ortaya çıktı. Nereden anlıyoruz iyi yönetilmediğini? Belediye bütçesinden anlıyoruz. Belediyenin kullanacağı parası yok. Esasında. Artı kredi kullanacak şeyi yok. Kredibilitesi de bitmiş. Yani kredi de alamıyorsunuz. Böyle bir bütçeyle hiçbir şey yapamazsınız. Ne yatırım ne hizmet. Öbür taraftan işte ulaşım, hepimizin yaşadığı sorunlar, sık sık mesela her programda bizler dile getiriyoruz. Bursa'nın en önemli sorunu ulaşım. Ulaşımda sıkıntılar var. Ondan sonra büyük projelerde Atatürk Stadyumu'nda çok büyük bir sıkıntı var. Yani bir türlü tamamlanamadı. Diğer şehirler, başkan bunu açıklıkla söylüyor. Diğer kentler 150-200 milyona yaparken stadyumu, biz 400-500 milyon harcamışız. Artı 100 milyon daha harcamamız gerekiyor. Ve yapamamışız şu anda. Bekleyen projeler Projeler. Ama işte 2018 beklentilerine de yavaş yavaş girersek, 2018'de de evet, Bursa'nın soruları babında aslında düzeleceğinin işaretlerini veriyor mu bize başkan? Şimdi şeffaflık politikasında ilerliyor şu anda. Şeffaflık proje şeyi en azından çok iyi. Yani demokrasi anlayışında şöyle bir şey vardı Bursa'da. Ben yaptım oldu mantığı artık değişiyor. O çok önemli. Yani bir danışma ve mecliste ilk yaptığı konuşma, Bursa benim danışmanım olacaktır mantığı herkese sorulması. Mesela bu kentsel dönüşüm Nilüfer bölgesinde bu 050 emsalle dolayısıyla yaşanan en büyük sıkıntılardan biriydi. Niye? Orada işte 050 emsal uygulanacak. Sonra mahkemeden döndü. Şimdi durmuş inşaatlar, projeler. Çözüm bulunacak. Çözüm için bu işin taraflarının bir araya gelmesi gerekiyor ve Ali Nur Aktaş bunu getirdi bir araya. Bu bir adım. Yani önemli. Mesela önümüzdeki dönemde, bugün Bursa Hakimiyet gazetemizin de reklamını yapalım. gazetesinin manşetinde de var. Çözüm dönemi. Yılbaşından itibaren kavşaklarla ilgili projeler devreye sokulacak. Bu devreye girişte %30-40 oranında bir rahatlama sağlanacağını söyleniyor. Stadyum, Bursaspor'u ziyaret etti. Stadyumun tamamlanacağını söyledi. Diğer belediyeler için de
bir parantez açarsak, mesela Yıldırım şu anda Türkiye'de belki övgüyle bahsedilen kentsel dönüşüm projelerini yürütüyor. Osman Gazi Belediyesi aynı şekilde. Ayrıca Osman Gazi Belediyesi'nin Fetih 1326 bir panoramik müze var. Herkesin Bursa'da ben seyircilerimize duyusunu seslenen yapalım. Müthiş bir proje. İnşallah Nisan ayında açılacak. Çok önemli bir proje. Şimdi kent meydanı gidip gelirken görüyorsunuzdur. Mezbelelik. Onunla da ilgili bir önemli adım atılıyor. Yani bu sene içinde onun da temeli. Çünkü belediyeler 2019'daki seçime vizyon projelerini tamamlamış olarak girmek istiyor. Ali Nur Aktaş'ın önündeki en önemli handikap da o. Hı hı. Şu anda onu bekleyen çok önemli şey var. Çünkü para yok kasada. Merkezi hükümetten alacağı yatırımlarla şu anda bir vizyon proje, bir vizyon yatırım yapmak zorunda bu Bursa seçimi eğer kendisiyle gidecekse. Şimdi o beklenti de var. Acaba önümüzdeki 15 aslında aylık sürece... Bu da mesajları verecek, evet, 2019 için. 2019 için mesajları verecektir. Bakalım ne olacak. Efendim şimdi toparlarsak sormak istediğim başlıklardan bir tanesi de Bitcoin olacak. Neden? Çünkü alanımız ekonomi. Şimdi dünya değişiyor. Bu olaylar gerçekleşiyor. Siyasi gündemler, uluslararası ilişkiler. Bunun devamında da teknoloji ve gelişen bir dünya var. Artık küresel bir köy diyoruz tam anlamıyla dünyaya. Bu noktada da ekonomideki en büyük gelişmelerden bir tanesi tanıştığımız Bitcoin. Şimdi evet. Bitcoin noktasındaki 2018 ve gelecek beklentileri hakkında neler söylersin? Şimdi geçtiğimiz günlerde ben Bitcoin ile ilgili bir yazı yazmıştım. Çok enteresan bir şey. Dünya biliyorsunuz bu yeni dönem kitaplarında da falan işte Sapiens'ti, diğer böyle futurist kitaplarda parayı bulmasıyla bu dünyanın bu kadar gelişmişlik, insanoğlunun Sapiens ırkının nasıl hakimiyetinin en önemli unsurlarından biri parayı bulması. Yani parayı keşfedip yani değişim aracı olarak ortak hareket etmesi. Şimdi Bitcoin nasıl ki cep telefonda dokunmatik şudur budur şunlara alıştıksak Bitcoin'e de yavaş yavaş alışacağız. Şu anda kripto para olarak adlandırılıyor. Sadece Bitcoin adı ön plana çıktığı için biliniyor. Onun altında daha 5 tane Bitcoin'in rakibi var. Bitcoin'in alt grupları var. Hı hı. Çok enteresan gelişmeler. Yani bu önümüzdeki dönemde kimilerine göre 60 bin dolara kadar çıkabileceği, kimilerine göre bir balon olup patlayacağı ve tamamen yok olacağı. Ama ekonomistlerin ve futuristlerin beklentisi şu: Bitcoin yok olmayacak. Bu dalgalanmalar bir 5 yıl içinde yaşanacak. Ama Bitcoin'i şöyle de bir uyarıda bulunuyorlar. Bir yatırım aracı, büyük para kazanacağım, kolay yoldan para kazanacağım aracı görürseniz kaybedersiniz diyor. Ama bir değişim, dönüşüm, para transferi aracı olarak şu anda dünyada çok kullanılan bir hale geldi. Yine futuristlerin öngörülerine göre 2040 yılında bankacılık sektörü diye bir sektör kalmayacak. Yani bankacılık tamamen yapay zekanın bugün nasıl kullanıldığını görüyorsunuz dünyada değil mi? Şimdi bir alışveriş sitesine girip oradan çıkıp kendi sosyal medya hesabınıza girdiğinde o 5 dakika önce, 2 dakika veya 30 saniye önce baktığınız ürünü gözünüzün içine sokuyor. Yani bu değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Yani bu bazı meslekler ortadan kalkacak, hı hı, bazı şeyler ortadan kalkacak ve anlayışlar kalkarken yeni şeyler de gelecek. Yani Bitcoin gelecekte kullanılacak bir para birimi. Yani buna alışalım, kripto para. Ama dediğim gibi bunu bir yatırım aracı olarak görürseniz... Evet, şu an meraklısı çok ama yatırım için biraz tehlikeli. Riskli. Riskli. Evet. Benim değil, ekonomistlerin ya bu konunun uzmanlarının görüşlerine göre riskli. Ama yok olmayacak, onu söyleyelim. Gelişmeye devam edecek. Çünkü dediğimiz gibi yani semercilik nasıl bugün yok oldu? Yok artık, semerci kaldı mı? Yani bir parmakla gösterecek kadar az. Yani birçok alandaki gibi her şey yerini değiştirecek, birbirlerine devretmeye devam edecekler. Yani düşünün, bundan 10 sene önce kullandığımız o takoz gibi cep telefonlarından nereye geldik? 10 sene önce, 10 sene sonra bu telefon olacak mı? Olmayacak. O da gelecek. Dolayısıyla ekonomik sistemler ve para sistemleri de değişecek. Değişecek. Bireye yönelik, bireyin etkin olduğu, bireyin ön plana çıktığı sistemler daha çok aktif hale gelecek. Aslında internetin gelişmesiyle beraber onun için ayrı bir para biriminin de gelişmesi kaçınılmaz. Doğal, kendisini yaratması. Bunun olması gerekiyor. Bir pazar var. Bu pazarı, evet, da yönetmek için bir birim gerekiyor. Bunlardan, doğru, bir tanesi de Bitcoin. Doğru. Ama ilk etapta diyorsunuz ki yatırım aracı olarak biraz dikkat edelim. Kolay para kazanma aracı olarak görülmesin. Hı-hı. Benim söylemek istediğim o. Yani kolay para kazanma aracı görürseniz kaybedersiniz. Hı-hı. Ama bu uzun vadeli veya başka türlü yatırım olarak veya bir şu anda dünyanın en kolay dönüşüm sağlanan parası, biliyor musunuz? Yani internet üzerinden o işlemleri yaptığınızda hiçbir ücret ödemeden büyük para transferlerinin gerçekleştiği. Şimdi merkez bankaları da zaten karşı çıkıyor. İşin püf noktası bu. Yani Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın biraz mesafeli yaklaşması, blokajla yaklaşması bu düşüşlere neden oldu. Yani onları da daha henüz şey alamıyorlar. Yani pozisyon alamaz durumdalar. Yani Amerikan Merkez Bankası Bitcoin'e karşı nasıl pozisyon alacak veya
işte Avrupa Merkez Bankaları nasıl pozisyon alacak veya Japon Merkez Bankası'nın tavrı nasıl olacak? Onların alacağı pozisyona göre 2018'de çok çok yukarılarda da görebiliriz. Hiç merak etme. Yani yeşil evet. ışık yanarsa. 2018 için merakla bekliyoruz o zaman. Bitcoin gelişmelerini diyelim efendim. Toparlarsak süremizin maalesef ki sonuna geldik. Mesajlarınız ne olur? Aslında bugün birçok başlıktan bahsettik. 2018 için bizi neler bekliyor noktasında? Özellikle yerel gündem Bursa'yı ilgilendirdiği için aslında gelişmeleri an be an takip ediyorsunuz özellikle. Evet. Bu noktada neler söylersiniz? Şimdi Bursa'da şu anda yakın vadeyle ilgili mesela Bursa'da şey var. CHP'de il başkanlığı seçimi süreci yaşanacak. Önümüzdeki günlerde bunları tartışacağız. Önümüzdeki hafta bunlar bilecek. Yarın da Şadi Bey'in basın toplantısı var. Büyük bir ihtimalle aday olmayacağını falan açıklayacağı söyleniyor. Bilemiyoruz. Evet, beklentisi var. Beklentisi var. Bu CHP'deki süreç, yani bu siyasette il başkanlığı değişimi sonrası, mesela AK Parti'nin de il başkanı, biz o arada atladık belediye başkanlarından önce. Evet, il başkanları değişti. O da var. İl başkanları değişti. Onun yansımalarını önümüzdeki dönemde gireceğiz. İktidar partisi dediğim gibi çıtayı kendi eliyle %50.1'e koydu. Yani %50.1'e koyması kendilerine bir handikap. Dolayısıyla yani %47, 46, 45 aldıkları zaman tek başına iktidar olacakken şu anda iş %50+1'e geldi. O yüzden iktidar partisinin bu dönemde çok daha çalışacağını ve aktif olarak faaliyet göstereceğini bekliyorum. Muhalefet de aynı şekilde daha da sertleşeceğini bekliyorum. Bir de bu kanun hükmündeki kararnameler, Türkiye'nin artık bu şeyden kurtulması gerekiyor yavaş yavaş. Yani normal kanunlarla Türkiye'nin demokrasiye geçişini biraz hızlandırması gerekiyor. Mesela tamam, Gemlik'teki depremle ilgili alınan karar güzel de, ama bu olağanüstü halle alakalı değil yani. Normalinde yasayla çıkması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işler hale getirilmesi bence önümüzdeki dönemde biraz daha tartışılacak konulardan biri olacak. Bursa özelinde BTSO'nun seçimleri var. Nisan ayında biliyorsunuz Ekim ayında seçimler vardı. Ertelendi, 6 aylık bir erteleme sonucu. Nisan ayında gerçekleşecek. Orada hareketli günler yaşayacağız. Teknosap projeleri var onların. Onun temel atma törenlerini önümüzdeki günlerde görebiliriz. O da önemli bir yatırım. Türkiye genelinde ise benim beklentim ekonomik açıdan ilk iki ay, bunu ekonomistler de söylüyor, biraz zorlu geçeceği söyleniyor. Yani evet, 2017'yi parlak kapatmadık. Parlak kapatmadık. İşte dediğim gibi Zarrab davası nasıl sonuçlanacak? Bu Suriye'deki çözüm nasıl olacak? İran orada bir şey duruyor. Trump'ın politikaları ne olacak? Bunlar bizi etkileyecek. Yani Türkiye'nin her şeyin belirleyicisi olan ekonomi. Ekonomi alanında yapacağı çok önemli tedbirler, önlemler. Mesela Merkez Bankası'nın faizle ilgili süreci nasıl cereyan edecek? Yani Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki blokajına rağmen faiz arttıracak mı? Ya arttırmayı göz ardı mı edecek? Yani faiz arttırma yerine başka aranjmanları kullanacak mı? Yoksa faiz mi arttıracak? Onu göreceğiz. O da belirleyici olacak. Evet, merakla beklenen noktalar zaten takipçisiyiz. Aktaracağız diyelim efendim. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Satır başını bugünlük noktalıyoruz efendim. Hafta içi her gün 17.30 itibariyle buradayız. Sizleri de asıl ekranlarına bekliyoruz. Hoşçakalın, mutlu günler.